Herkese merhaba. Bu videoda yaklaşık 10.000 TL ile Dubai'de nasıl bir gün geçirebilirsiniz göstermek istedim. Genel kanının aksine Dubai'de her bütçe için bir sosyal hayat imkanı bulunuyor. Güzel zaman geçirmek, eğlenmek için her zaman çok fazla para dökmenize gerek yok. Ancak şehirde lüksün de bir sınırı olmadığı için kesenin ağzını ne kadar açarsanız o kadar harcayabiliyorsunuz. Benim amacım bu videoda eğer Dubai'deyseniz, Dubai'de tatil yapmaya geldiyseniz ya da güzel zaman geçirmek istiyorsanız belirli bir bütçe dahilinde neler yapabileceğinizi basitçe göstermek. Dubai'de günde 10.000 TL harcamak çok zor bir iş değil. 10.000 TL'yi çok rahat harcarsınız. Biz 4 kısmına oluşan bir plan yaptık bugün. Sabah brunch, ardından güzel bir masaj, hemen ardından bir akşam yemeği ve en sonunda da güzel bir manzarada yüzme deneyimi. Öğleden sonra 1'de başladık. Akşam saat 11'e 10'a kadar sürecek olan bir plan bu. Günü daha da fazla çeşitlendirmek, farklı aktiviteler eklemek sizin elinizde. Ancak ideal, güzel bir cumartesi günü, güzel bir dinlence gününü bu şekilde planlayabilirsiniz. İlk durağımız Palmiye'de. Rafa Soten içindeki Le Jardin'de. Burada alkolsüz brunch'ın kişi başı fiyatı 395 dirhem ve aklınıza gelebilecek her türlü yiyeceği bulabiliyorsunuz. Kahvaltılıklar, çeşitli peynirler, soğuk mezeler, tatlılar, aklınıza ne gelirse. Verdiğiniz paranın hakkını ortam ve lezzet olarak kesinlikle çıkarırsınız. Daha ucuzu yapabilir misiniz? Çok daha ucuzunu yapabilirsiniz. Çok daha uygun brunch'lar var ancak bugün biraz daha güzel bir gün olarak değerlendirmek için burayı tercih ettik. Ortam şahane, canlı müzik var. İnanılmaz çeşitlilikte kahvaltı opsiyonları var. Hatta isterseniz ızgara vesaire, ben Adana kebap bile gördüm. Bu güzel brunch'ın ardından bir sonraki durağım DreamWorks Spa'ya gidiyor olacağız. DreamWorks Spa bir zincir. Birden fazla şubesi var. Dubai'de neredeyse her yerde şubeleri var. Biz yine Palmiye'de kalıyor olacağız. Buradan ufak bir yolculukla, araba yolculuğuyla varıyor olacağız spa'ya. Ancak genel olarak buradaki brunch'ı değerlendirirsem DreamWorks'a geçmeden önce oldukça güzel, keyifli, eğlenceli ve yeterli, hatta yeterden de fazla gayet iyi bir brunch'tı. Öneririm eğer buraya gelirsiniz. İkinci durak da Dufs Hotel. Burada bir spa'ya giriyor olacağım. Yaklaşık bir saat sürecek ve ücreti kişi başı 450 dirhem. Biraz pahalı, ucuz değil. Daha ucuzları var. Dediğim gibi burası bir zincir. Sadece mekandan dolayı biraz yüksek buranın fiyatı diye düşünüyorum ama yorumları çok iyiydi. Çok yüksek puan almışlar. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Masajı da yaptırmış olduk. Bugüne kadar yaptırdığım ikinci masaj. İlkini Türkiye'de bir otelde yapmıştım. Burada da yine bir otelde başka bir yerde yaptırmış oldum şimdi. Tam olarak masajdan ne beklemem gerektiğini hala öğrenebilmiş değilim. Evet, biri bedeninizle bir saat boyunca ilgileniyor. Güzel güzel ovukluyor. Ağrıyan yerleriniz biraz daha böyle yoğurup geçirmeye çalışıyor ama sanırım benlik değil. Tam olarak ne işe yaradığını hala oturtamadım kafamda. Kendine bir ödül gibi oluyor galiba ama daha iyi hissediyorum günün sonunda. Yok da değil. Yine de fena bir deneyim değildi. Türkiye'de yaptırdığımdan biraz daha iyiydi ama sanırım aşağı yukarı hepsi aynı şeyi yapıyor. Çünkü ikisinin de puanları oldukça yüksekti. Galiba masaj tam olarak bana göre olan bir şey değil. Ancak güzel bir deneyim. Böyle bir ödül gibi belki ayda yılda böyle yapılacak bir şey noktasına verirsin hala. Bir sonraki mekana geçmeden önce sizlerden ufak bir destek rica ediyorum. Videolarımı izleyenlerin sadece %2'si kanalıma abone oluyor. Eğer bu video hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Brunch'ta biraz fazla kaçırdık gibi oldu ama tekrar acıkıldı ve Splendido'da güzel bir akşam yemeği yiyor olacağız. Buraya daha önce ekip olarak bir iş etkinliğinde gelmiştim, o yüzden aklımda kaldı. Şimdi de bir akşam yemeği olarak bakalım nasıl performans alacağız. İlginç bir haber, burada bize yardımcı olan garson arkadaş Özbek çıktı ve bizim bildiğimizden daha fazla sayıda Türk dizisini biliyor. Özellikle İçeride ve Çukur'a bayılıyormuş. Bakalım buranın yemekleri nasıl? Eşim ossobuco aldı, ben bolognese soslu tagliatelle aldım. Çok aç olmadığımız için. İki kişi ortalama 300-320 lirime çıkabiliyorsunuz. Tek başınıza geliyorsanız, ki bu videonun teması tek başınıza bir günde 10.000 TL'ye yakın para harcamak. Yaklaşık olarak 150 dirhem, yani 1200 TL'ye güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz. Dediğim gibi risk altının içinde olduğu için oldukça sakin dizi. Normal şartlar altında eğer sabah geliyor olsaydık dışarıda da gezdireceğim yerler vardı ama bu akşam olduğu için kapalı.
bir halat çekmişler. A few moments later. Dışarı çıkışı da buldum. Güzel bir yemekti. Oldukça hafif bir bolognese sostu, tagliatelleydi. Öneririm. Güzeldi. Gecenin son durağı Aura Sky Pool. St. Regis Otel'in 50. katında bulunan bu havuz Dubai'nin en yüksek Infinity Pool'u olarak geçiyor. Burası ününü havuzuna borçlu ancak içeride aynı zamanda güzel de bir restorantı ve canlı müzik eşliğinde DJ performansı bulunuyor. Havuza giriş fiyatları günün saatine ve aldığınız deneyim paketine göre değişiyor. Akşam yüzmesi bizim oturduğumuz kısımda kişi başına 300 dirhemdi örneğin. Eğer giriş biletinizde yüzme hakkınız varsa mekanın etrafında 360 derece yüzebiliyorsunuz. En pahalı bileti almanıza ya da en pahalı deneyimi almanıza gerek yok. Yine de ısrarla en güzel manzaralı yerde uzanmak istiyorsanız şezlongunuzu Dubai Marina manzaralı kısımdan tutmanız bence en doğrusu olur. Günün geneline baktığım zaman paramın karşılığının en fazlasını aldığım yer olduğunu düşünmüyorum. Ancak mekanın kesinlikle kendine ait bir havası, bir aurası var. Sadece yüzmek ve manzarayı izlemek için değil, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, bir şeyler yiyip atıştırmak için gelmek istiyorsanız bence çok doğru bir tercih olur. Bu güzel günü toplamda 1395 dirheme yani yaklaşık 10.160 Türk lirasına tamamladık. Gezdiğim yerleri bir sıralamaya koyarsam beni en çok eğlendiren sabah yaptığımız Le Jardin'deki brunch'tı. Ancak akşam Aura'da da çok güzel vakit geçirdiğimi, çok farklı bir ortama girdiğimi hissettiğimi söyleyebilirim. Eğer yakın zamanda Dubai'yi gezme planınız varsa umarım bu videoda gördükleriniz biraz daha fikriniz oluşması için size yardımcı olacaktır. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.